Sıralama ve filtreleme. İlk olarak sıralama ve filtreleme dosyamı açıyorum. Çalışma kitabımı açtım. Şimdi gördüğünüz gibi verilerimiz bu şekilde. Diyelim ki satıcı ad ve soyadlarını alfabetik olarak sıralamak isteyelim. Bunun için ne yapmalıyız? Öncelikle ilgili sütunu seçtim. Hatta şöyle yapayım. C2 hücresini seçtim. Daha sonra Ctrl, Shift ve aşağı bakan yön tuşuna basıyorum. Tekrar ediyorum. Ctrl, Shift ve aşağı bakan yön tuşu. Bastım. Tüm verilerim seçildi. Şöyle göstereyim. Sonuna kadar seçildi. Daha sonra giriş sekmesinin sağında, en sağında, bul ve seçin solunda yer alan sırala ve filtre uygula komutu var. Burayı açtım. Daha sonra A'dan Z'ye sırala diyorum. Seçimi genişletsin mi diyor. Bana diğer veriler de değişecek. Yoksa sadece geçici seçimle mi devam edeyim? Bu şu anlama gelmektedir. Eğer seçimi genişlet demezsem, sadece geçerli seçimle devam et dersem, satıcı ad ve soyadlar değişecek. Diğer sütunlar değişmeyecektir. Bunu istemiyoruz. Bu yüzden seçimi genişlet diyorum. Ve sıralaya tıklıyorum. Artık verilerim satışın odan da görebilirsiniz. Sıralar değişti. Alfabetik olarak sıralanacaktır. Ctrl Z ile geri alıyorum. Şimdi ürün fiyatlarını büyükten küçüğe sıralayalım. Yine Ctrl Shift ve aşağı bakan yön tuşuna bastım. Ve sonuna kadar seçti. Yine giriş sekmesinde en sağda sırala ve filtre diyorum. Bu sefer büyükten küçüğe sıralayı seçiyorum. Bastım. Seçimi genişletsin mi diyor. Evet, genişlet. Ve artık verilerimin ürün fiyatlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralandığını görebilirim. Ctrl Z ile geri aldım. Şimdi filtreler konusuna bakalım. Filtreler konusu oldukça sık kullanılan bir Excel özelliğidir. Oldukça önemli bir konudur. Bu yüzden bu konuyu dikkatle dinleyiniz. Şimdi herhangi bir sütun başlığını seçtim. Listemin başındaki herhangi bir başlığı seçtim. Daha sonra giriş sekmesinin yine sırala ve filtre uygula diyorum giriş sekmesinde. Ardından filtreye tıklıyorum. Ve baktığım zaman sunumlarımın altında aşağı bakan ok tuşlarının olduğunu görebilirsiniz. Bu şu anlama gelmektedir. Bu sütunlarda filtre uygulanmıştır. Filtremiz açıktır. Örneğin diyelim ki satıcı ve ad soyad sütununda sadece Didem Balcı ismine ait verileri görmek istiyorum. Bunun için oka tıkladım. Tümünü seç diyor. Tümünü seçi kaldırdım. Ve sadece Didem Balcı'yı seçtim. Ardından tamam diyorum. Artık bana sadece Didem Balcı'nın olduğu veriler gösterilecektir. Şimdi bunu kaldıralım. Yine tıkladım. Bir farklılık var eğer fark ettiyseniz. Filtre uygulandığı zaman filtre simgesi çıkmaktadır. Hangi sütunda filtre varsa filtre simgesi belirgindir. Örneğin bunda sadece aşağı bakan yön, aşağı bakan ok simgesi var. Buna tıkladım. Satıcı ad soyad filtresini temizle diyorum filtreyi temizlemek için. Temizlediğim zaman eski haline gelecektir. Şimdi diyelim ki birden fazla filtre kullanmak istiyoruz. Öncelikle satıcı ve ad soyadı seçtim. Tümünü seçi kaldırdım. Eda Türkmen Yılmaz ve Erdem Güneş'in verilerini istiyorum. Sadece bunlar gösterilsin. Gördüğünüz gibi sadece Eda Türkmen Yılmaz ve Erdem Güneş'in olduğu veriler listelenecek. Ve bu verilerden ürün fiyatı filtresine tıklıyorum. Ardından sayı filtreleri büyüktür, büyük veya eşit diyorum. Diyorum ki burada 300 ve üzerine göster. Yani ürün fiyatı 300 ve üzeri olan veriler listelensin. Tamam diyorum. Sadece 300, 400, 500 görüyorsunuz. Sadece 300 ve üzeri olan ürün fiyatları listelenecek. Biraz daha filtremi daraltıyorum. Bana sadece tümünü seçi kaldırıyorum. Bana sadece 2020 yılına ait Şubat verilerini göster diyorum. Tamam dedim. Sadece Şubat verileri gelecektir. Şimdi burada yaptığımız şu. Eda Türkmen Yılmaz ve Erdem Güneş'e ait ürün fiyatı 300 ve üzeri olan aynı zamanda sadece Şubat ayına ait verileri listeledik, filtreledik.
İşte filtrenin güzelliği bu. İnce ayrıntısına kadar görebiliriz ve hangi filtreleri kullandığımızı ise filtre simgelerindeki filtre işaretinden görebilirsiniz. Şimdi tüm verileri temizlemek için tek tek bunlara tıklamamalıyız. Giriş sekmesinde yine sırala ve filtre uygula ve temizleye tıklıyorum buradan. Artık filtrelerimiz kaldırılacak ve ilk haline dönecektir. Diyelim ki filtreyi de kaldırmak istedik. Biz gözümüze hoş gözükmedi. Bunu da kaldırmak istiyoruz. Yine giriş sekmesinde sırala ve filtre uygula ve filtreye bir kez basıyorum. Artık filtremiz de kaldırılmış oldu. Şimdi giriş sekmesini tekrar tıkladım. Sırala ve filtre uygula. Filtreyi çok fazla kullanmaktayız. Bu yüzden sağ tıklayıp hızlı erişim araç çubuğuna ekle diyorum. Artık filtremiz geldi. Ne zaman filtre kullanmak istersek filtreye tıklamamız yeterli. Herhangi bir hücreyi seçtim. Filtre hızlı erişim araç çubuğundan filtreye tıkladım ve filtremiz etkin oldu.